Merhaba arkadaşlar. Pinterest ve Instagram sayfamda en çok sorulan kazak modelini kısaca size anlatmak istiyorum. Bana ulaşan örgü severlere resim ve tariflerimle yardımcı olmaya çalışıyordum. Beni takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Öncelikle kullandığım malzemeleri anlatmaya çalışayım. Beden için kullandığımız ana renk kartopu Baby Love Care. 5 yumak kullanılıyor. Ben beden olarak M beden ölçülerini size vereceğim şimdi. M beden ölçüsü için 5 yumak kullanmamız yeterli. Diğer renkler için elinizde kalan ipleri değerlendirebilirsiniz ya da benimki gibi renk uyumlarını göz önünde bulundurarak motiflerimizi örebiliriz. Şimdi size kol motifini anlatarak başlamak istiyorum. Merhaba arkadaşlar. Öncelikle motiflerimize başlamadan önce tığ numaramızın 2,5 olduğunu söylemek istiyorum. 2,5 numara tığ ile öreceğiz örgümüzü, motiflerini. Beden için 3 numara tığ kullanacağız. Size şimdi küçük bir kare motifin nasıl yapıldığını tarif etmeye çalışacağım. Ben öncelikle bunda dikkat edilmesi gereken noktalardan bahsetmek istiyorum. Tabii ki herkes, tığ işi yapan herkes motif yapmayı biliyordur mutlaka. Onun için zincir çekerek işe başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Burada ipimizi yürütmemiz çok önemli. 3 zincirle yukarı çıkıyoruz. Evet, şimdi ikili trabzanla devam edeceğiz. 1, 2 doluyoruz. İkili trabzan ve üçlü grup haline getirdik zincirimizle beraber. 1, 2, 3 bir zincir çekip bundan 4 tane yapacağız. Bu şekilde motifimizin göbeğini oluşturmuş olacağız. 2. grubumuz oldu. İpi yürütüyorum gördüğünüz gibi örgüyle birlikte ki daha sonra kopuşma ve sökülme olmasın. 1, 2, 3, 3 grup oldu. Bir zincirle devam edeceğiz. Motiflerimiz aralarında hep bir zincir çekeceğiz. Kol boyunca, kolu ördüğümüz süre içerisinde birleştirme de dahil hep ikili trabzan ve bir zincir kullanacağız. Şimdi ilmek kaydırmayla göbeğimize bu şekilde birleştireceğiz arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi ipimizi kesiyorum. Evet. Yeni bir renkle devam edelim. Yeni renkimizle. Evet, şimdi motifimizde dikkat etmemiz gereken şey her seferinde tersinden başlamak. Çünkü motifler kayıyor, şekli bozuluyor ya da tersi düzü oluyor o şekilde. Ama bu şekilde yaptığımızda tersi düzü olmayacağı için, kayma yapmayacağı için gayet düzgün ve muntazam oluyor. Bir zincirle başladım ve zincirle devam ediyorum. Motifi birleştirdim. Gene ipi arada yürüttüm gördüğünüz gibi. 3 zincir ve aşağıdaki bıraktığımız ipi de yürütmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Gene ikili trabzanla devam edeceğim. Burada bir köşe oluşturacağız şimdi. Bir zincirle aynı deliğe 3'er taneden 6 tane ikili trabzan yapıyoruz. Arada bir zincirle gördüğünüz gibi. Evet. Aynı deliğe 6 tane yaptım. Gene bir zincirle yandaki delikten devam ediyorum. Motifimizin köşelerini oluşturuyoruz şu an. Bu şekilde ikili trabzan yaparak 2, 3, gördüğünüz gibi 3, 1 zincir, 3, 1 zincir arada, öbür deliğimize geçiyoruz. Şimdi 1, 2, 3, 2 trabzan yaptım, 1 zincir çektim aynı deliğe, 1, 2, 3 zincir çektim, yine 6 tane köşemiz oluştu ve sonuncu köşemizi de yapıp ilmek kaydırıp bu rengimizi de bitireceğiz. Aynı şekilde 4 sıra yapacağız arkadaşlar.
gene tersten yapacağız. Yeni rengimiz. Her seferimizde çeviriyoruz. Buradaki ipi uzun bırakmamız önemli. Yürütebildiğimiz kadar yürütelim diye. Yürüttükten sonra da rahatlıkla kesebiliyoruz. Gayet şık ve güzel oluyor. Sökülme yapmıyor ya da herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Şimdi gene tersini çeviriyorum ilmeğin. Gördüğünüz gibi kestiğim yeri yürütüyorum. Zincir sık iğne ile başlıyorum. Zincirle devam ediyorum. Sık iğne ile beraber 3 zincir oluyor. Gene ipi yürüttüm. Evet, devam ediyoruz. Buraya 3 tane bir zincir olmak kaydıyla 2 tane de ikili trabzan yapıp üçlü yaptım. Köşelerimiz gene aynı 6 tane. Gördüğünüz gibi ipi yürüttüm. 3 tane ikili trabzan, 1 zincir, 3 tane ikili trabzan, 3 tane ikili trabzan. Gene bir zincirle yandaki boşluğa 3 tane ikili trabzan. Gene köşeyi yapıyoruz ve bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Daha sonra da kahverengi ile aynı işlemi tekrar yapıp iplerimizi temizliyoruz. Gördüğünüz gibi bir motifimiz oluştu. Motifimiz sağ sola kayma yapmıyor. İplerimizi kestikten sonra herhangi bir sökülme yapmıyor. Aynı şekilde köşe motifimizi de aynı işlemleri yapacağız. Gene 4 sıra aynı şekilde. Gene 3'er 4 bukle yapıp birini atlıyoruz ve dönüyoruz üç köşe oluyor bu motiflerimizde. Kare motiflerimizden 24 tane yapmamız gerekiyor. 24 tane motif bir kol için gerekli olan. 2 kol için de 24 yapacağız arkadaşlar. Kol oyuntuları için üçgen motiflerimizden de bir kol için 4 tane yapacağız. Ve ben size şimdi şurada göstereyim ördüğüm örgüde. Burada büyük motiflerimiz var. Bunlar 8 sıra arkadaşlar. Aynı sistemle çoğaltıyoruz, büyütüyoruz. Aynı sistemle ters düz yaparak böylelikle muntazam bir kare elde ediyoruz. Aynı sistemle de birleştiriyoruz tabii ki. Bu büyük motiflerde 3 tane arkadaşlar. Ben bu renkler, böyle renkler çalıştım. 3 tane çalıştım. Motifleri de aynı şekilde dizayn ediyoruz. Buralar kol oyuntuları. Bu şekilde yarım motifler yaptıktan sonra kol oyuntularımızı biraz sonra gövdeye örerken göstereceğim. Şu şekilde oturtabilmek için bunu yarım motif şeklinde yapıyoruz. Bu şekilde oturttuğumuzda kazağımız gayet muntazam bir şekilde kol oyuntusu oluşmuş oluyor ve daha şık görünüyor. Şimdi size lastik bölümünü de gövdeyle birlikte anlatacağım lastik bölümünü. Fakat şuradaki büzme işlemini ben küçük kutucuklar şeklinde yapıp böyle model vermiş oluyorum. Sık iğneyle de yapabilirsiniz. Nasıl isterseniz, yani nasıl kolayınıza gelirse. Ben zincir çekip küçük kareler yaparak ikili trabzanlarla aralıklarını büyük tutarak 36 tane yaptım M beden için. Lastik kısmını örünce kol lastiği bu şekilde gayet muntazam bir şekilde oluşuyor. Herhangi bir sıkıntı da oluşmuyor. Bu böyle yaparak kolumuzu bitirebiliriz. İki kolu da yaptıktan sonra gövde örümüne geçeceğiz şimdi. Ben size gövde örümünü anlatacağım. Bir sonraki videoda görüşürüz.